GRT TV'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bülteni acı bir haberle açıyoruz. Şehidimiz var. Hain tuzak yine genç bir fidanı hayattan kopardı. Bir annenin yüreğine kor ateş yerleştirdi. Koca bir ülkeyi yasa boğdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz tedavi alındığı hastanede şehit düştü. Hain tuzak genç bir fidanı hayattan kopardı. Bir annenin yüreğine kor ateş yerleştirdi. Genç bir kızın çeyizini toprağa gömüp koca bir ülkeyi yasa boğdu. PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Gaziantep'li Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz tedavi alındığı hastanede şehit oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler zırhlı aracın geçişi sırasında yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 9 polis memuru yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisler ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedavi alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu haberi ise Nizip'in Fatih Sultan Mahallesi'nde oturan ailesine Nizip Kaymakam Vekili Bünyamin Bilgin'le İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından verildi. Gaziantep'in Nizip ilçesi nüfusuna kayıtlı tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın öğretmenliği bırakıp polis olduğu ve 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi. Şehit polis Yılmaz şehit olmasaydı bir ay sonra düğünü olacaktı. Polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Gaziantep'e gönderildi. وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا ifadesiyle ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Şehit Yılmaz ikindi namazına müteakip yapılan cenaze töreninin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sıradaki haberimizle devam edelim. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, ABD'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Şehrimizin evladı olan çok kıymetli Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'e ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'e Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamaya kalkmış olduğu yaptırımlarla ilgili de şaşkınlığımızı ve çok kıymetli iki bakanımızın üzerinden ekonomik yaptırımlar, siyasal baskılar uygulanması bizleri derinden üzüntüye kaldırmıştır. Gazişehir, tabii ki her iki bakanımız ama özellikle de kendi bağrından doğan evladı olan ve Gaziantep Ticaret Odası'nın her zaman yanında Ali Cenaplı'yla dik duran çok değerli Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in de yanında dik duracaktır. Bir kez daha bu yapılanları kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin baskısına boyun eğecek bir ülke değildir diyen Başkan Yıldırım her iki bakanın da yanında olduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağduyu ile politik çalışmalarla diplomasiyi kullanmak suretiyle, Amerika ile karşılıklı istişareler suretiyle bu krizin aşılacağı noktasındaki temennimiz ve ümidimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin baskısına ve tehdidine boyun eğecek bir devlet değildir. Tarihte dik durduğu gibi bundan sonra da dik duracaktır. Gaziantep'te dimdik Sayın Adalet Bakanımızın ve İçişleri Bakanımızın yanındadır. Gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım, Gaziantep'in yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı ve baklava fiyatları konusunda da açıklama yaptı. Baklavaya gelen zamın sadece fıstıktan kaynaklı olmadığını söyleyen Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü. Baklavamız ve fıstığımız kendi sektörlerimiz içerisinde
son dönemde gelen fiyat artışları ve tartışmaları bir noktaya getirmek üzere ilgili komitelerimiz el birliğiyle çalışmaktadır. Ambalaj noktasında baklavanın yalnızca fiyatını belirleyen anonsür fıstık olmadığı gibi diğer işçilik ve girdiler, ham madde malzemeleri bunlarla birlikte artış göstermiştir. Elbette ki bir değerlendirme yapacaklardır ve yapıyorlar çünkü bu konuyla ilgili birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde ekranlara taşımıştık. Dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izlerken başına maganda kurşunu isabet eden Mehmet Emin Keser'i. 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izlerken maganda kurşunuyla başından vurulan Mehmet Emin Keser, tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. O caminin girişine gelmiş. Arka tarafında. Olay Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde meydana gelmişti. Dedesine ait evin terasında televizyonu izleyen Mehmet Emin Keser bir anda kanlar içerisinde yere yığılınca hastaneye kaldırılmış, çekilen tomografi sonucunda başında kurşun olduğu belirlenmişti. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Emin'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Ailesine katkıda bulunmak için Gaziantep'in Nurdağ ilçesine mevsimlik işçi olarak geldi. Bir anda kaybolan 9 yaşındaki Ahmet'ten 2 gün boyunca haber alınamadı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Ahmet'in cansız bedeni kuyunun dibinde bulundu. Okul harçlığını çıkarmak, ailesine bir nebzede katkıda bulunmak istedi 9 yaşındaki Ahmet Salih. Nurdağlı mevsimlik iş için gelen Ahmet'in cansız bedeni bir kuyuda bulundu. Kapat. Askerler düşsün. Tamam, bir şey yok. Sizin için. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde mevsimdeki işçilerin toplu halde yaşadıkları çadırdan çıktığı belirtilen ve akşam geri gelmediği öğrenilen Suriyeli Ahmet Salih'in bulunması için çalışma başlatılmıştı. Mevsimlik tarım işçiliği yapan ailenin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıkta, üzeri reklam tabelası ve taşla kapatılmış bir su kuyusunda ceset olduğu ihbarı üzerine ekipler belirtilen yerde Ahmet Salih'in cansız bedenini buldu. Olay yeri incelemenin ardından küçük çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Sepe taksi durağında taksicilerle bir araya geldikten sonra şoför koltuğuna oturdu. Başkan Tahmazoğlu'nu karşılarında gören vatandaşların şaşkınlıkları da gözlerden kaçmadı. Şahin Bey'de birçok önemli proje imza atan Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe taksi durağında taksicilerle bir araya geldikten sonra şoför koltuğuna oturdu. Taksi bekleyen yolcular karşılarında Başkan Tahmazoğlu'nu görünce şaşkınlıklarını engel olamadı. Şimdi bakınca. İyi tanıdınız. Sağ olun, size nasılsınız? Taksi bekleyen yolcular karşılarında Başkan Tahmazoğlu'nu görünce şaşkınlıklarını engel olamadı. Yolculuk esnasında vatandaşlarla sohbet eden Tahmazoğlu, vatandaşların fikirlerini de almayı ihmal etmedi.
Kızımız çikolata alır mı? Bak çikolatamız var. Ücret almıyoruz. Neden? Bugün misafir misiniz? Teşekkür ederim. Ben Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Hamazoğlu. Evet. Şimdi sizin yüzüne bakmadım da. Evet. Ay kusura bugün bakmayın. Biz taşıyalım istedik sizi. Ay valla büyük bir şanstı bizim için. Evet. Teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alalım o zaman. Tamam, alalım. Başkan Tahmasoğlu vatandaşın ilgisini ve düşüncelerinin kendilerini memnun ettiğini belirterek vatandaşlarla olan sohbetini şöyle anlattı. Evet, bugün bir farkındalık yapalım istedik. Vatandaşlarımıza kendimizi tanıtmadan taksici olarak onlarla sohbet edelim istedik. Onların nabızlarını tutalım istedik. Bizim için de farklı bir tecrübe oldu. Güzel oldu, vatandaşlarımızı taşıdık, onlarla sohbet ettik. Onların görüşlerini aldık. Duyduğumuz şeyler bizleri memnun etti. Ben teşekkür ederim. Tahmasoğlu, taksicilik mesleğinin de diğer meslekler gibi zor tarafları olduğunu kaydetti. Tabii her mesleğin güzel tarafları var, zor tarafları var. Mutlaka taksicilik mesleğinin de zor tarafları var. Nasıl bir yolcu alacağını bilmiyor. Gecesi gündüzü yok, 24 saat esasına, 7-24 esasına göre çalışan, aynı belediyecilik gibi. Esnaf grubumuz. İşleri kolay değil. Rabbim yardımcılar olsun. Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar. Kendilerine kolay gelsin diyorum. Dua diyorum. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmasoğlu'nun kullandığı taksiye binen vatandaşlar da şaşkınlıklarını böyle anlattı. Çok mutlu olduk. Önce şaşırdık tabii. Farkında bile olmadı. Sonradan başkanım kızıma sorular sormaya başladı. Aynasından baktım, hayırdır, niye sorular soruyor. Sonra zaten bakar bakmaz, aa dedim başkanım, direkt tanıdım zaten. Güzel bir muhabbet edin, güzel bir hizmet. Çok mutlu olduk. Gurur duyuyoruz başkanımızla. Öyle yani, başka diyecek bir şeyimiz yok. Güzel bir yolculuk. Güzel bir yolculuk bu yani. Neler söylemek istersiniz, şaşırdınız mı? Şaşırdım, ben gelince fark ettim. Yani söyleyince fark ettim açıkçası. Yıllardır diyaliz hastası olan, aralarında herhangi bir akrabalık bağı olmayan Züleyha Kurt ve Devlet Kurt, organ bağışıyla hayata tutundu. Yıllardır diyaliz hastası olan Züleyha Kurt ve Devlet Kurt, organ bağışıyla hayata tutundu. Gaziantep'in Nizip ilçesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 57 yaşındaki MK isimli vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ bağışına dair daha önceden kendi rızasıyla verdiği beyan ve ölümünün ardından ailesinin onayıyla organların bağışlanmasına karar verildi. Beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan böbrekler, diyaliz hastası olan ve nakil bekleyen 31 yaşındaki Züleyha Kurt'la 36 yaşındaki Devlet Kurt'a nakledildi. Herhangi bir akrabalık bağları bulunmayan Züleyha Kurt'la Devlet Kurt, yapılan naklin ardından 25 günlük bir tedavi sürecine alındı. 4 yıldan beri kayıt olmuştum buraya, 4 yıldan beri bekliyordum. 15 yıldan beri de diyalize giriyordum, 2004'ten beri nakil oldum, çok şükür iyiyim. Yeni doğmuş bir bebek gibi oldum. Hamdolsun iyiyim. Bütün hastane personellerinden ve yetkililerden Allah razı olsun diyorum. Yapılan tedavinin ardından nakil aşaması ve sonrasında herhangi bir problem yaşamayan iki hasta da 2 Ağustos'ta taburcu edilirken Züleyha Kurt'un tedavisine bir süre daha devam edileceği belirtildi. Buradaki bütün hocalarımın sayesinde, çabasında nakil oldum Kadarva'dan. 15 yıldır diyalizdeydim. Bugüne bekliyordum. Çok büyük bir sevinç. Hocalarımdan, bütün emeği geçen herkesten çok teşekkür ederim. Sonsuz güvencimiz var. Pozitif bir sonuç alındı. Ve hasta ait olan böbreğin bir tanesi bir hastamıza, ki ismi Züleyha Kurt. Diğeri de diğer hastamıza, ismi Devlet Kurt. Nakledildi. Takip sürecinde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu haberimizle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte GRT TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.